Hepinize merhabalar. Bugün Crown Micro'nun oyuncu ve makrolu mouse'unu inceliyoruz. Bu videomuzda Crown Micro'nun Oyuncu mouse'u hem makrolu hem ışıklı ve uygun fiyatlı olan ürünü inceleyeceğiz. Bakalım birazdan kutu açılımını, diğer bütün özelliklerini ve detaylarını göstermiş olacağım sizlere. Ama kutu açılımına geçmeden önce birazcık mouse'tan bahsetmek istiyorum. Büyük bir mouse yani eli büyük olan ve orta düzeyde olan insanlar için güzel bir mouse diyebilirim. Altındaki petler sayesinde hızlı bir şekilde kayıyor ve DPI 7200'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Oyunlarda çok rahatlık veriyor. Hangi DPI ayarını istiyorsan yazılımını indirdikten sonra o DPI aralığında kalıp kullanabiliyorsun ürünü. Gayet şık ve tasarım olarak güzel bir ürün. Fiyat performans anlamında zaten çok çok iyi bir ürün diyebilirim sizlere. Mouse'un üzerinde 7 adet tuş var ve 7 adet tuşa da makro atamaları yapabiliyorsunuz. 7 tuş olması gayet güzel. Mesela benim elim küçük bir el aslında baktığınızda standartlara göre. Biraz elime mouse büyük kalıyor ama ona rağmen oyunlarda iyi performanslar alabiliyorum. Baktığınızda şimdi kutu arkasında da ve önünde de Zaten resimlerini görebiliyorsunuz bütün ürünle ilgili. Ürün yazılımıyla birlikte stabil bir şekilde çalışıyor sizlere onu söyleyeyim. Üzerinde zaten DPI ayarladığınız iki tuş bulunuyor hassasiyet olarak İsterseniz hızlandırabiliyorsunuz, isterseniz de düşürebiliyorsunuz üzerindeki tuşlarla. Bunlar renkleri de etkiliyor zaten. Sabit renkler yanabiliyor veya ya da rainbow şeklinde yanıp sönen renklerde yapabiliyorsunuz. Ben genelde tüm ürünlerimi tek bir renge çeviriyorum ve stabil renkler kullanıyorum. Atıyorum mouse kırmızı ise hoparlörü de kırmızı ve mouse pedi de kırmızı yapıyorum. Bu ürünü alacaksan link bırakacağım zaten sana ama bunun bir de mouse pedi var. RGB'li o da gene renk değiştiriyor. Onunla birlikte kullanmanı öneririm. Zaten şimdi detay görüntülerde mouse pedi de göreceksin. Oyun yerine montaj, render işlemlerimi yapıyorum ve hani böyle mouse'la sürekli hızlı bir şekilde hareket ettiğimden dolayı güzel işler başarabiliyorum. Ya yani bak küçük ele sahip olan bir insan da kullanır. Ha yani memnun kalır mı, kalmaz mı orasını bilmem. Ben memnunum çünkü hassasiyeti ayarlayabilme özelliği güzel. Yazılım sayesinde istediğim tuşa atama yapabiliyorum. Tıklama, işte farklı şeylerle birlikte kombine edebiliyorum. Kutu açılımına geçelim ve kutu içerisinden neler çıkıyor birlikte bakalım. Geldik ürünün kutu açılımına tasarımına bakmış olduğumuzda kırmızı ya siyah bir kutu yapısına sahip CMGM16 model numarası da yazmakta. Şu kısımda bir cırt cırt bölümü var ve buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bütün özellikleri yazıyor. 7 tuşa sahip, suya dayanıklı, USB girişli, FIS kullanımına uygun olduğu söyleniyor. Ve yüksek DPI'ye sahip, yüksek DPI'de oyuncuları ilgilendiriyor. Kutunun hemen bu arka kısmındaki koruma bandını çıkartıyoruz ve ürünü buradan tutup çekiyoruz. Ürünün plastik korumasını da çıkarttıktan sonra bakmış olduğunuzda tasarım olarak gayet şık ve mat bir tasarıma sahip. Bu da gerçekten güzel bir görünüm elde ettiriyor bizlere. Şuradaki dönme tekeri büyük yapılmış ve gayet stabil çalışıyor. Çok güzel de bir hissiyat veriyor elinize. Kablo yapısına baktığımızda örgü bir kablo kullanılmış. Gene USB girişimizde bu şekilde bizleri karşılıyor. Elde duruş ergonomisi bu şekilde. Ve yan taraftaki tuşlarımıza baktığımızda ele geliyor diyebilirim ve buralardan ışıklandırmalar çıkıyor. Birazdan bunu bilgisayara bağlayacağız ve ışık performansını da görmüş olacağız birlikte alt kısımda bu şekilde bizleri karşılıyor. Mouse'un yazılımını indirmek için bu sayfaya gireceğiz. Link vereceğim zaten size açıklama kısmında. Hemen burada Drive bölümü yazıyor ve bunu indiriyoruz. Buradaki dosyayı tutup masa üstüne atıyoruz. Ve hemen sonrasında kurulumunu yapıyoruz. Zaten çok kısa sürecektir. Hemen göstereyim size de nasıl kurulum yapıldığını ve nasıl tuşları atama yaptığınızı da görmüş olursunuz. Hemen Next Next diyorum zaten. Yaklaşık 15-20 saniye içerisinde kurulmuş olacak. Ve yükleme tamamlandı. Finish diyorum. Ve uygulamanın yazılım arayüzü açılmış oluyor. Burada gördüğünüz gibi sol klik, sağ klik, işte yandaki makro tuşları, üsttekiler hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Buradan makroları ayarlayabiliyorsunuz. Yanlış bir şey yaparsanız aşağıdaki reset tuşuna basabilirsiniz. Ve buradan yaptığınız ayarların çıktısını alabiliyorsunuz. Ofis kullanımı için burası oyunlar içinde buraları yapabiliyorsunuz. Yani bu bölüme geldiğinizde işte atıyorum PUBG'desiniz. Bu bölüme geldiğinizde de Valorant'tasınız. Değişkenlik sağlayabiliyorsunuz. Bu bölüm açık kalırsa sesinize karşı yani oyunlardan işte hoparlörünüzden gelen kendi konuşmanızdan gelen seslere göre renk değişiyor. Flicker bölümü var. Starlight bölümü var. Bunların ayarlarını kendinize göre yapabilirsiniz. Ve son olarak buradan Türkçeyi seçebilirsiniz. Türkçeyi seçtikten sonra da bu şekilde bütün alanlar çıkmış olacak. Mouse'un hassasiyetini şu yukarıdaki performans yerinden ayarlayabiliyorsunuz. Kaydırmasını, DPI özelliklerini, Hepsine buradan erişebiliyorsunuz. Ürünün kutu açılımını, teknik özelliklerini hepsini yapmış olduk. Yazılımı da yükledim. Nasıl yükleyeceğinizi açıklama kısmına link bırakıyorum. Oradan indirerek siz de yükleyebilirsiniz. Ürün hakkında hoşuma giden birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Örgü kablosuyla 1.8 metrelik bir uzunluğa sahip kablo uzunluğu. Çoğu mouse'da 1.2 ve 1.4 metrelik bir uzunluk oluyor kabloda. Bunda uzun tutulmuş. Mouse büyük ama 140 gram bir ağırlığa sahip. Bu da hafif olduğundan dolayı yönetebilmeni sağlıyor. Sağ sol yaptığında güzel tepkiler alabileceksin mouse'tan onu söyleyeyim sana. Tasarım anlamına baktığımızda 2 adet çizgisel ışık bulunuyor ve ortasında Crown Micro'nun logosuyla birlikte oradaki ışık da değişiyor ve güzel bir yapı olmuş diyebilirim sizlere. Görsel anlamda sizleri tatmin edecek bir mouse diyebilirim sizlere. Oyunlarda makroya ihtiyaç duyan kullanıcılar bu mouse'lar gibi mouse'ları tercih ediyor. Ama size şöyle bir avantajını söyleyeceğim. Bunda 7 adet tuşu atlama yapabildiğiniz için işinizi kolaylaştıracak diyebilirim sizlere. Fiyat anlamına baktığımızda şu an piyasadaki birçok ürünün üstünde diyebilirim. Hem kalite anlamında hem de fiyat performans anlamında. Ben görselliğe genelde önem veriyorum. Çünkü çok fazla makro gerektirecek ya da çok fazla oyun oynayacak vaktim olmuyor mu? Montaj ve renderlar dışında zamanım kaldığında genelde gündüz vakitlerinde toplantılarım oluyor ve toplantılara katılıyorum. Oyunlara çok vaktim olmuyor. Oynadığım oyunlarda işte PUBG, Valorant, GTA 5 bu tarz hani böyle biraz da soft oyunları oynuyorum. Ama sen hem görselliğe önem verirken hem de makrolu olsun 7200 DPI olsun hem de 140 gram hafif bir ürün olsun istiyorsan bu ürünü verdiğim linkten git bak beğenirsen al. Buradaki videoyu izledin ya Git bir de oradaki değerlendirmeleri oku. Hoşuna giderse bu mouse'u al çünkü pişman olmayacaksın. İyi ki almışım diyeceksin. Ki ben biliyorum yorumlarda 1-2 gün sonra alacak insanlar kullanıp deneyecek ve yorum olarak da paylaşacaktır. Videonun ilk başında sana demiştim ya bunu mouse ile al. Zaten fiyat farkı çok fazla çıkmayacağı için bütçeni aşmıyorsa mouse ile birlikte al. Bak zaten şu anki uyumunu görebiliyorsun mouse ile birlikte. Mouse ile birlikte mouse ikilisi efsane üretilmiş. İster yavaş kullan bu ürün ister hızlı kullan. Orası sana kalmış ama benim sana önerim mousepad'i ile birlikte al. Hem görsel açıdan mousepad'in renkleri de güzel olduğundan dolayı ikisi birbirini kombinleyecektir. Uygun fiyatlı bugünkü mouse incelememizde Crown Micro CMGM16 modeli konuğumuz oldu. Daha fazla oyuncu ekipmanları ve videolar için kanalıma abone olmayı yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Son olarak mouse'un tık sesini dinletmek istiyorum size.